Fizik denemelerine başlıyoruz. İlk sorumuz. Sürtünmesi önemsiz, düzgün, doğrusal bir yolda KLM araçları hareket etmektedir. K aracı doğu yönünde yere göre 5 V hızıyla giderken şoförü L aracını kendisinden V hızıyla uzaklaşıyor gibi görmektedir. O halde arkadaşlar burada L aracına biz ne dememiz lazım? 6 V dememiz lazım. V hızıyla uzaklaşıyor olması için K'nın hızıyla L'nin hızı arasında V farkı olması lazım. Bu durumda L aracının şoförü M aracını da kendisine 3V ile yaklaştığını görüyor. M'nin de hızı eğer 3V olursa L aracı M'ye 3V hızıyla yaklaşıyor gibi görülür. Buna göre M aracının şoförü K aracını hangi yönde kaç V hızıyla gidiyormuş görür. K'nın hızı 5V, M'nin hızı 3V ise aradaki fark 2V, K'nın hızı daha büyük olduğu için doğu yönünde 2V şeklinde görür. Cevap C seçeneği olur. İkinci soru. Manyetik alanın sabit olduğu sayfa düzlemine yerleştirilen akım geçen iletken telin OA, OB ve BC kısımlarına uygulanan manyetik kuvvetler sırasıyla F1, F2 ve F3'tür. Buna göre F1, F2 ve F3 kuvvetleri arasındaki ilişki nedir? Manyetik alanda konan bir tele etkileyen manyetik kuvvet F eşittir manyetik alan çarpı akım çarpı telin uzunluğu olacaktır arkadaşlar. Şimdi burada bakalım telin uzunluğuna bağlı olarak biz ne yapabiliriz? Hepsinde de tel manyetik alana dik. O halde telin uzunluğu burada kuvveti belirleyecektir. Aynı tel olduğu için aynı akım geçmekte. Manyetik alan sabit. Sadece telin uzunluğuna bakacağız. İlk bölümdeki tel daha uzun olduğu için F1 kuvveti en büyük olacak. Daha sonra bakın ikinci parçadaki telin uzunluğu daha büyük. Büyüktür F2. O da büyüktür F3 şeklinde sıralayabiliriz. Cevabımız A olur. Üçüncü sorudayız. Bir X çekirdeği arka arkaya 3 alfa aşınması, bir beta aşınması ve bir gama aşınması yapıyor. Bu durumda çekirdeğin atom numarası Z, kütle numarası A ve enerjisi E ilk duruma göre nasıl değişir? Beta aşınması demek, alfa aşınması demek helyum çekirdeği, helyum atomu fırlatması demektir. Helyumun atom numarası 2, kütle numarası 4'tür. O halde bir çekirdek helyum atomu attığı zaman atom numarası 4, atom numarası 2, kütle numarası 4 azalmaktadır. O halde 3 kere alfa aşınması yaparsa bunun atom ve kütle numarası azalacaktır. Beta aşınması yaptığında da bakın pozitron salınımı demektir. Pozitronun da artı elektron olarak düşünebiliriz. Burada atom numarası gördüğünüz gibi 1 azalırken kütle numarası değişmemektedir. Evet, gama aşınması yaptığında ise atom numarası ve kütle numarası değişmez. Sadece enerji yayacaktır. Ve enerji yaydığında çekirdeğin enerjisi azalacak. Alfa ve beta ışımalarında ise atom ve kütle numaraları azalacaktır. O halde azalır, azalır, azalır şeklinde olacaktır. Cevabımız B seçeneğidir. Dördüncü sorudayız. Çekirdeği gibi atom altı parçacıklar arasında etkileşim kuvvetlerini bulmak isteyen Ayşe F1, F2, F3 kuvvetlerini tanımlıyor. F1 kuvveti elektron ve protonları birbirine doğru çekmektedir. O halde elektromanyetik kuvvet. F2 kuvveti kuarkları birbirine yapıştırmakta ve proton ve nötronları bir arada tutmaktadır. Çekirdeğin bir arada kalmasını sağlayan proton ve nötronları bir arada tutan güçlü nükleer kuvvettir. F3 kuvveti ise tüm parçacıkları kütlelerinden dolayı birbirine doğru çekmektedir. Diğer kuvvetlere göre de çok zayıftır. Buna göre F1, F2, F3 kuvvetlerin isimleri nedir?
Evet, kütlelerinden dolayı çekim kuvveti kütle çekim kuvvetidir. Atomu çekirdeğini bir arada tutan kuvvet güçlü nükleer kuvvettir. Elektron ve proton arasındaki kuvvet ise elektromanyetik kuvvettir. O halde cevap D seçeneği olur. Evet, 5. sorudayız. Akif öğretmen fizik dersinde Doppler olayı ile ilgili bazı durumları tahtaya yansıttıktan sonra bu durumlara ait frekans değerlerini öğrencisi Ahmet'e soruyor. Bu durumda Ahmet frekans değerleri tablodaki gibi tik işareti ile belirtiyor. Buna göre Ahmet kaç tane durumun doğruluğunda hata yapmamıştır? Yani hep kaç tane doğru yapmıştır diyor. Hata yapmamıştır. Birinci durum. Kırmızı ışıkta beklemekte olan yayanın kendisine yaklaşmakta olan ambulansın sesinin siren sesi. Yüksek frekans. Şimdi ambulans yaklaşırken yaydığı ses dalgalarını ne yapar? Bir itekler ve ses dalgaları birbirine yaklaşınca frekansı artmış gibi olur ve yüksek frekans olur. Burada hata yapmamıştır. 1. Trafikte seyir halindeki şoförün kendisini geçip uzaklaşan polis aracından gelen siren sesi. Düşük frekans. Evet. Siren sesi kendinden uzaklaşırken arkadaki dalgalar arasındaki mesafeler açılır. Frekansı düşer. Bu düşük frekans hissedilir. Bu da doğru. 2. Sıcak bir yaz günü bir çocuğun kulağına doğru gelen sivrisineğin sesi. Aynı ambulans gibi düşünürsek, ambulans yaklaşırken önündeki ses dalgalarını sıkıştırdığı için frekansı artıyordu, yüksek frekans duyuyordu. Sivrisinek de yaklaşırken yaydığı ses dalgalarını birleştirir, frekansı artar, yüksek frekans duyması gerekir. Ama burada düşük frekans demiş, burada hata yapmıştır. Durakta bekleyen yolcuya yaklaşmakta olan otobüsün çıkardığı korna sesi. Evet, korna sesi de kendine doğru gelirken ses dalgaları sıkışır ve yüksek frekans olur. Bu da doğru. Uzayda yıldız dünyaya yaklaşırken yıldızdan dünyaya ulaşan ışığın mavi renge kayması. Evet, yaklaşırken ne olur? Dalgalar birbirine yakınlaşır, frekans artar ve frekansı büyük olan dalga ise biliyorsunuz kırmızı şey mor dalgalardır. Kırmızının frekansı en düşüktür ama morun, mavinin frekansı daha yüksektir. O halde yaklaşıyorsa rengi maviye dönüşecektir. Burada da doğru söylemiştir. Hata yapmadığı 4 seçenek vardır. Cevabımız D'dir. 6. sorudayız. Kor bir kömürden yayılan ışımanın dalga boyu lambda 1, güneşten yayılan ışımanın dalga boyu lambda 2 ve yıldırımın yeryüzüne düşerken yaptığı ışımanın dalga boyu da lambda 3 olsun. Buna göre lambda 1, lambda 2, lambda 3 arasındaki ilişki nedir? Sıcak cisimlerinden yayılan dalgalar mor ötesi dalgalardır ve dalga boyları büyüktür. Güneşten gelen ışının görünür ışıktır arkadaşlar. Görünür ışığın dalga boyu da evet mor ötesine göre daha büyüktür. Daha küçüktür pardon. Evet burada da yıldırım evet diyor ki yıldırımın yeryüzüne düşerken yaptığı ışımanın dalga boyu diyor. Elektronların yani atomun uyarılmasıyla oluşan bir enerji salınımıdır. Bunun enerjisi daha yüksektir. Enerjisi yüksek olan dalganın da dalga boyu daha küçüktür o zaman. En küçük, evet yıldırım. Burada da enerjisi en düşük olan kızılötesi yani sıcak cisimlerin yaydığı dalgalar olduğu için de lambda 1 olacak. Cevap A seçeneği olur. 7. sorudayız. Düşey kesiti şekli gibi olan yolun K noktasından V0 hızıyla fırlatılan 2 kilogram kütleli cisme 20 Newton büyüklüğündeki F kuvveti uygulanmaktadır. KLM noktalarından geçerek N noktasına ulaşan cismin hareket ettiği düzlemlere ait kinetik sürtünme katsayıları
tablodadır. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle yanlıştır? Her bir aralıktaki sürtünme kuvvetini hesaplayalım. KL arasındaki sürtünme kuvveti Fs K çarpı Mg'den hesaplanır. Buradan 0,6 çarpı 2 çarpı 10'dan 12 Newton çıkar. LM arasındaki sürtünme kuvvetini hesaplayalım. K çarpı Mg cos alfadan hesaplanıyor arkadaşlar. Çünkü eğik düzlem burada. 0,5 çarpı 2 çarpı 10 çarpı kosinüs 37 0,8 değeri çıkar buradan. Burası ne yapar? 8 Newton eder. LMN arasındaki sürtünme kuvveti de yine FK çarpı MG'den hesaplanacak. Ama katsayımız burada 0,4'e düştü. 2 çarpı 10, 8 Newton çıktı gördüğünüz gibi. Şimdi KL arasında cisme 20 Newton uyguluyoruz. Ve sürtünme kuvveti de 12 olduğu için cisim ivmeli hareket yapar, hızlanan hareket yapar, doğru. LM arasında düzgün doğrusal hareket yapar diyor. Evet, sürtünme kuvveti 8 Newton. Fakat bir de aşağı doğru cismi etki eden Mg sin alfa vardır. Bakın Mg sin alfayı da hesaplayalım. Sin alfa bu da 2 çarpı 10 çarpı sinüs 37 0,6'dan 12 Newton eder. 8 Newton sürtünme, 12 Newton'da aşağı doğru Mg sin alfa var. 20 Newton aşağı doğru. Yukarı doğru da 20 Newton. Cisim daha önceden bir hız kazandıydı. F net 0 ve o sabit hızıyla hareketine devam eder. Düzgün doğrusal hareket yapar. Doğru. L noktasındaki hızı, cismin L noktasındaki hızı N noktasından büyüktür. Şimdi burada KL arasını, LM arasını veya MN arasını bilmiyoruz arkadaşlar. Buradaki sürtünme kuvvetinin yaptığı işi bilmediğimiz için enerjideki kaybı da hesaplayamayız. O halde de hızlarını karşılaştıramayız. Aynı şekilde KL yolundaki sürtünme kuvvetinin yaptığı iş en büyüktür veya en azdır diyemiyoruz. Çünkü bu aradaki mesafelerin büyüklüklerini bilmiyoruz. O anlara kesin diyemiyoruz. C ve D'ye kesin bir şey diyemiyoruz. E şıkkına baktığımızda cismin L, M yolunda kinetik enerjisi azalmaktadır diyor. L, M yolunda hızının sabit olduğunu söylemiştik. O halde kinetik enerjisi de sabittir. Kesinlikle yanlış olan E seçeneğidir. Evet, 8. sorudayız. Atomlar en küçük enerji seviyesi olan temel halde bulunurlar. Temel hal atomların en kararlı yapısıdır. Dışarıdan enerji alınmadığı zaman elektronlar temel halde bulunur. Bu durumda N eşittir 1 enerji seviyesi atomlar için temel haldir. Buna göre kararlı yapıda bulunan tek elektronlu hidrojen atomu dışarıdan enerji alındığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşemez? Açısal momentum arkadaşlar, Bohr modelinde bu izah edilmektedir. Açısal momentum buradaki atomların enerji seviyesi N ile ifade ediliyor. N çarpı H bölü 2 pi. Bunlar sabit sayılar. Demek ki atom enerji aldıkça enerji seviyesi artacağından dolayı açısal momentumu da artar. Doğru. Yörünge yarıçapı Bohr atomuna göre A0 sabit bir sayımız. Evet. N kare bölü Z. N yine enerji seviyesi arttıkça bakın Z de sabit. O halde yarıçapı da artar. Toplam enerji R Rayben sabiti Z kare bölü atom numarası bölü N kare. N arttıkça bakın bu sayı küçülür ama negatif olduğu için de büyür. Enerji olarak enerji skaler bir değer biliyorsunuz büyür. Potansiyel enerji. Potansiyel enerji biliyorsunuz iki yüklü cisim arasında oluşan potansiyel enerji K çarpı yüklerin çarpımı bölü aradaki uzaklık. Burada işte tek atomlu olduğu için bir proton bir elektron olduğu için Z kare diye alıyoruz. K sabit R bölü R. R artar demiştik. R artınca bu değer küçülür. Yani ama negatif olduğu için
potansiyel enerjide, çünkü artı ve eksi yükler arasında, proton ve elektron arasındaki potansiyelden bahsediyoruz. Eksi olduğu için bu sayı büyüdükçe, bu oran küçüldükçe sayı büyür. Bu da doğru. Çizgisel momentumu. Çizgisel momentum P eşittir M çarpı V. Elektronumuzun kütlesi sabit ama elektronumuz enerji aldıkça yarı çapı büyüyor. Büyüyünce de hızı azalıyor. Hızı azalınca da çizgisel momentumu azalıyor. Demek ki bu ifade gerçekleşmiyor. Evet, 9. sorudayız. Düzgün doğrusal bir yolda hareket eden araca ait zaman grafiği şekli gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? K bölgesindeki ortalama hızının büyüklüğü M'den büyüktür. K'daki hızı zaten sabit arkadaşlar. Ortalama hızla sabit hız aynı şey olur. K'daki hızı VK dersek 20. M'deki ortalama hızı da ilk hızı 50, son hız 0 olduğu için direkt ortalamasını alırız. 50 artı 0 bölü 2'den 25 çıkar. O halde büyüktür ifadesi yanlış, küçüktür demesi lazımdı. L bölgesindeki ortalama hızının büyüklüğü K bölgesinden büyüktür. Şimdi bunun için aldığı yolları bulmamız gerekiyor. K'dakini 20 olarak bulduk. L'deki hızını, ortalama hızını bulmak için toplam aldığı yol lazım bana. Burada bir dikdörtgenim var. 20 çarpı bakın 4'ten 80 metre yapar. Yukarıdaki üçgenimde 30 yükseklik, taban 4 bölü 2'den 60 metrede burası yapar. 60 bölü 60 ile 80'i topladığım zaman L bölgesini buluyorum arkadaşlar, hızını. 140 eder. Kaç saniyede geçmişti burası? 4. Buradan da 35 çıkar. Demek ki buradaki hızı, bakın L bölgesindeki, büyüktür. Bu ifade doğru. Aracın hareketi boyunca aldığı yol 3.6 metredir. Evet, hesaplayalım. K'daki 20 çarpı 6'dan 120 metre K'da gitti. Metre değil aslında bunlar, santimetre, düzeltiyorum. Santimetre, çünkü santimetre bölü saniye cinsinden vermiş. Santimetre. Burada santimetre. Evet, M'ye bakıyorum. 4 burada, 50 burada, yükseklik çarpı taban 100. Buradan da 100 gelir. Bunun yarısını alıyorum çünkü. Topluyorum. 120, 80, 200. Buradan da 100 geldi. 300. Buradan da 60 geldi. 360 santim. 360 santimde 3.6 metre yapar. Bu ifadede doğru. Cevabımız E seçeneği olur. Evet, 10. sorudayız. Sürtünmesi önemsiz, önemsiz yalıtkan sayfa düzleminde artı Q ve eksi Q yüklü noktasal cisimler şekil 1, 2 ve 3'teki gibi yerleştirilmiş. Bu durumda yüklerin elektrik potansiyel enerjileri E1, E2 ve E3'tür. Şekil 1 ve 3'te, bakın 1 ve 3'te uzaklıklar 2 katına çıkarılıyor. Üzerine yazalım. 2 kat. 2 kat. Evet. Diğerinde ise yarıya indiriliyor. 1 bölü 2 yazayım ben burada. 1 bölü 2'ye indiriliyor. Buna göre ne olur? Potansiyel enerji skaler bir değerli büyüklüktür. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D'den hesaplanır arkadaşlar. Şimdi bunlar pozitif birinci durumda. Pozitif bir değer. Payda 2 katına çıktığı zaman ne olur? Buradaki kesir ifadesi küçülür. O halde azalır. Burası azalır. Buraya geldik. Negatif bir değer yarıya indirildiği zaman bu değer büyür. Negatif sayının büyülmesi demek azalması demek. Bu da azalır. Buraya gelelim. Bunlar da negatif bir değer arkadaşlar. Burası iki katına çıktığı zaman bakın. Evet. Pardon. Bunlardaki pozitif. Eksiyle eksiyi çarptığım zaman artı yapar. Artı olan paydayı da iki katına çıkardığımızda artı sayı küçülüyor. Küçülünce de bu da azalıyor. Evet, azalır, azalır, azalır. C seçeneğinde olduğu gibi. Evet, 11. sorudayız. Sabit derinlikteki bir dalga leğeninde dalga boyu lambda olan dalgalar üreten özdeş ve aynı fazlı diyor. S1, S2 kaynakları ile
Şekildeki gibi girişim deseni elde ediliyor. Bu girişim deseninde kale çizgilerinin kaynakları birleştiren doğru üzerinde birinci dalga katarına uzaklıkları 3 lambda bölü 2 ve 9 lambda bölü 4'tür. Kale çizgileri hangi girişim deseni üzerindedir? Girişim deseni ile ilgili bilgilerimizi bir hatırlayalım. Merkez doğrusu katar çizgisidir ve sıfırıncı katar olarak kabul edilir. Hemen yanında birinci düğüm, sonra birinci katar, ikinci düğüm diye sıralanır. Ve ardışık iki düğüm çizgisi arası lambda bölü 2'dir. Ardışık iki katar arası lambda bölü 2'dir. Bir düğümle bir katar arası da işte lambda bölü 4'tür. Şimdi buradaki ifadelere bakarak, şimdi birinci dalga katarıyla dan sonra K noktası hangisi olur? Her bir çizgi arası, katar ve düğüm arası lambda bölü 4 olduğu için ben 3 bölü lambda 2'yi ne yazabilirim? Buraya bakın, 6 lambda bölü 4 yazarım. Bu ne demek? 6 tane çizgi var demektir bakın. Her bir iki çizgi arasında lambda bölü 4 vardı ya, sayıyorum bakın. Birinci katar, ardından ne geliyor? Burada birinci düğüm vardı, ikinci düğüm. İkinci katar, üçüncü düğüm, üçüncü katar, dördüncü düğüm çizgisi, düğüm çizgisi ve dördüncü katar diye yazalım. Şimdi kaç bölge boşluk oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane boşluk oldu. Demek ki bizim K çizgimiz dördüncü katar olacak. O zaman ya A ya da B seçeneğimiz olacak. Diğer tarafa gelelim arkadaşlar. İki katar arasında ne demiştik? Lambda bölü 2 kadar bir fark var demiştik değil mi? İki katar arası, iki düğüm arası lambda bölü 2'dir. Sıfır, merkez sıfırıncı katar olduğu için aralarında lambda bölü 2 vardır. 9 bölü 4'ten lambda bölü 2'yi çıkartalım. Lambda bölü 2'yi çıkartıyorum. Ne kaldı? Burasından evet... Lambda bölü 2 çıkarırsak 2 ile çarpacağım burayı arkadaşlar. Ne yaptı? 7 lambda bölü 4. Demek ki şurası 7 lambda bölü 4'müş. Bu aralıkta da 7 tane çizgi varmış. Tekrar burayı da saymaya başlıyorum. Bakın. Sıfırıncı katar, birinci düğüm. Birinci katar, ikinci düğüm. İkinci katar, üçüncü düğüm. Üçüncü düğüm, üçüncü katar, dördüncü düğüm çizgisi diye yazayım bakın. Sayalım. 7 tane lambda bölü 4 olması lazım. 1, 2, evet sıfırdan başladık tabii ki. 3, 4, 5, 6, 7. Demek ki dördüncü düğüm çizgisine denk geliyor. Cevabımız B seçeneğidir. Evet, 12. sorudayız. Bir öğrenci yüklü iletken ve paralel levhalar arasında oluşan düzgün elektrik alanının bağlı olduğu değişkenleri belirlemek ve analiz etmek için şekil 1'deki devreyi kuruyor. Sonra levhalar arasındaki uzaklığı, levhaların yüzey alanını ve iletken tele bağlı üreticinin gerilimini değiştirerek şekil 2'deki tabloda istenilen değerleri kaydediyor. Buna göre diyor. Neler söylenebilir, hangilerine ulaşılabilir? Paralel levhalar arasındaki elektrik alan levhanın yüzey alanına bağlı değil. Yüzey alanı değişirken bakalım gerilim, elektrik alan ve uzaklık arasındaki ilişkiye bakalım. Elektrik alan paralel levhalar arasında gerilim bölü aradaki uzaklığa eşittir. V bölü D'dir. Yani buradan biz V'yi de çekersek E çarpı D diyebiliriz. Bakalım. Bu denklemi yüzey alan değiştiği halde sağlıyor mu? Uzaklıkla E'yi çarpacağız. 0,8 çarpı 5, 4. 0,6 çarpı 5, 3. Yüzey alanı değişti bakın. 0,5 çarpı 8, 4. 0,25 çarpı 12, 3. Evet, bunu sağlıyor. Yüzey alanı değişse dahi, evet, bunu sağlıyor. Demek ki bağlı değildir. Bu doğru. Paralel levhalar arasında elektrik alan gerilimle doğru orantılıdır. Okey, doğru.
Paraleller levhalar arasındaki elektrik alan levhalar arasındaki uzaklık ile ters orantılı demesi lazımdı. Doğru orantılı demiş. Yanlış. O halde cevabımız 1 ve 2 C seçeneği olur. 13. sorudayız. Thomson atom teorisi üzümlü keke benzetilir. Kekin bütünü atomu üzüm olmayan yerler, pozitif yükü üzümler ise elektronları temsil eder. Ayrıca elektronun keşfi Thomson atomun parçalanması fikrini de vermiştir. Thomson'un atom teorisine göre atomun özellikleri modern atom teorisiyle karşılaştırılacaktır. Buna göre aşağıda gelen hangisi modern atom teorisine göre yanlıştır? Evet. Thomson modelinde atomun yarı çapı yaklaşık eksi 10 metre civarında olan boşluk bir yapılardır demişti. Evet, modern atom teorisi de bunu destekliyor. Bu doğru. Atomun içinde sadece elektron, elektron ve protonlar yoktur. Evet, nötronlar da vardır. Modern atom teorisi bunu da destekliyor. Atomlar pozitif yük ve negatif yük eşit sayıdadır demiş Thomson. Çünkü elektronların negatif yüklerin pozitif yükleri nötrleyecek şekilde dağıldığını söylemiştir. Evet, bu da modern atom teorisiyle uyuşmaktadır. Elektronlar belirli bir yörüngede hareket eder, rastgele hareket etmez. Modern atom teorisi elektronların belirli bir yörüngede değil, belli bir yörüngesi değil de kuantum dediğimiz belli yörüngelerde hareket etmediğini söyler. Bu aslında Thomson modelinde de elektronların hareket etmediğini de söylüyor. Elektronların hareketsiz kaldığını söylüyor. Aslında D seçeneği Thomson modelinin de açıkladığı bir özellik değil. Burada yani bunu ifade ederken aslında Thomson'a ait olmayan bir özellik bir. Rutherford'da elektronların belli bir yörüngede hareket ettiğini söylüyor. Thomson hareket ettiğini söylemiyor. Buna rağmen modern teoride elektronun belirli yörüngesini olmadığını, orbitleri olduğunu söylüyor. Bu iki yönden de yanlış. Hem Thomson modelinde yok hem de modern atom teorisi bunu desteklemiyor arkadaşlar. D seçeneği. Atomu oluşturan parçacıkların bulunması atomun en küçük yapı taşı olmadığını göstermiştir. Evet, atomun parçalanacağı fikri Thomson'un modelinden sonra ortaya çıkmıştır. Bu da tabii ki modern teoride bunu destekliyor. E olur. Burada cevabımız D seçeneğidir. 14. sorudayız. Son sorumuz eşit kare bölme düşey düzlemde KLM cisimleri eğik olarak atılıyor. Cisimlerin hız vektörleri şekilde Y, V, V, K, V, L ve MM'dir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Havada kalma süresi arkadaşlar. T uçuş neye eşittir? Onu söyleyelim. 2 tane V0Y bölü G. Yani buradaki Y bileşeni ile alakalı. Bu hız vektörlerin Y bileşeni en büyük olan nedir? L olduğu için havada kalma süresi en büyük olan L'dir. Bu doğru. M cisminin hareketi süresince yatayda aldığı yol K'nınkinden büyüktür. X menzil yani X maksimum ve 0x çarpı T uçuş. Uçuş Y hızı ile alakalı. Vx de yatay hız ve 0x de yatay hızla alakalı. Evet, buradan m'nin bakın yatayı 3. M için hesaplıyorum. Ve havada kalma süresinin de y hızı da 3. Hani 3 bölü 2 almayayım da bunu. Yani 3 çarpı 2 bölü g değil. Direkt hızını alayım. 3 çarpı 3 dediğimde 9 birimlik bir yol alır. Bizim bir de neye bakacağız? K'ya bakacağız. K'nın da işte y hızını direkt alıyorum. 3. Bir de Vx hızını alıyorum. O da 1. 3 çarpı 1'den 3 çıkıyor. Demek ki M'nin menzili K'dan daha büyük. Bu da doğru. K'nın çıkacağı maksimum yükseklik M'den küçüktür diyor. H maksimum da şöyle hesaplıyoruz. V0y'nin karesi bölü 2g'den hesaplıyoruz. Y hızı ile alakalı. Y hızı kimin daha büyük? K'nın daha büyük.
O zaman K'nın çıkabileceği yükseklik M'den büyük olacak. Bu ifade yanlış. 1, 2 cevabımız C seçeneğidir.